Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Nevver Hocam hoş geldiniz. Aynur Hocam hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Tabii tek tek herkesin ismini sayamıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar birer ikişer geliyorlar. Evet, girişimcilik eğitimi devam ediyor. Şöyle bir plan yaptık arkadaşlarla. Biz şimdi malumunuz zor bir süreçten geçtik. Geçiyoruz, daha bitmedi. Hatta daha yeni başlıyor. Allah kaybı olanlar varsa, vefat edenlere aranızda da varsa gani gani rahmet etsin. Yoksa hepsi bizim vatandaşımız, hepsi bizim canımız. Hepsine Allah gani gani rahmet etsin. Yaralılar var, Allah şifasını versin. Evini, barkını, işini kaybedenler var. Biz de bu konuda şu kanaatteyiz. Yani ayakta duracağız. Güçlü duracağız. Terapiler yapılacağını, yapılması gerektiğini az çok kestiriyoruz. Ben 20 yıldır profesyonel çalışıyorum. 99 depremine bizzat gitmiştim. Bu depreme gidemedim, deprem bölgesine. Sağlık sorunlarım var. Ayakta zor duruyorum, ayağım kırıldığı için. Bastonla geziyorum. Yani ama öncekine gitmiştim. Halen daha önceki depremden yıllar geçmesine rağmen zaman zaman geliyorlar. İşte 99 depremini gördük. İşte gece yatamıyoruz, panik yaşıyoruz. Hafif bir sallanmada bile, hafif basit bir işte deprem haberinde bile. Bu Türkiye tarihindeki en büyük 3 depremden biri. Dolayısıyla bunun yaralarını sarmak da kolay olmayacak ama el birliğiyle herkes elinden geleni yapacak, yapıyor. Biz de şöyle bir karar aldık. Normalde EFT, Emotional Freedom teknik eğitimini açmıştım ben depremden önceki hafta. 2500 lira ücretiydi. Dedik ki herkese hediye edelim. Normal eğitimimizi verelim. 16 saat. Profesyonel bir eğitim gibi ama hediye edelim, ücretsiz verelim. Buradaki tek şartımız da bu eğitime katılan, bu eğitimi ücretsiz alan, EFT'yi ücretsiz alan arkadaşlarımız EFT koçu olacaklar, EFT danışmanı olacaklar, EFT'yi uygulayabilecekler. Bunun yan etkisi de yok, zararı da yok, herkese uygulanabilir. Depremzedelere veya depremde zarar görmüş, işte acısı kaybı olan insanlara ücretsiz terapi yapsın dedik. Şartımız bu. Bununla beraber bu herkesin gönlüne bırakıyoruz. Yani biz bunu böyle niyetlendik. Şartımız da bu. Bir de fakir, fukara, ihtiyaç sahibi insanlar var, çok var. Onlara da ücretsiz seans yapmaları karşılığında parası olandan ücret alabilirsiniz, almalısınız da. Öyle olacak ki geçinelim yani. Bizim işimiz de başka işimiz yok. Onun için ama depremzedeyse, bir depremden zarar görmüşse veya bir ihtiyaç sahibiyse, dulsa, yetimse, fakirse, işsizse ve
bir şekilde size ulaşmış, size derken o eğitime katılanlar için diyorum. Ulaşmışsa ona hediye edeceğiz seanslarınızı. Siz hediye edeceksiniz yani. Ben size hediye ettim. Bismillah. Siz yaklaşık 2000 kişi var takip eden. İlgi de çok güzel. Bu arkadaşlar da herkese yani ihtiyacı olan herkese ücretsiz verecek taahhüt. Taahhütü yerine getirmeyen vebalini katlanır. Ona ben karışmam. Şimdi bununla alakası ne? Bizim girişimcilik eğitimiyle alakası ne? O ders haftada 3 gün olacak. Her ne iş yapıyorsanız yapın. Girişimcilik derslerini 1 ay boyunca o EFT eğitimiyle birleştirmeye karar verdik. Yani buradaki herkes niye mesela isteyen tabii ki. Bu bir gönüllü faaliyet. EFT ücretsiz olduğu için yönlendiriyoruz. EFT, Emotional Freedom Teknik, kilo vermekten tutun para kazanmaya kadar, karı koca ilişkilerinden tutun cinsel arzulara kadar, aklınıza gelebilecek her konuda size çözüm önerisi verebilir. Öğrenmesi çok kolay, uygulaması çok kolay, yapması çok kolay. Hiçbir yan etkisi, zararı yok. Tam bir girişimcilik eğitimi. Yani bir şeye girişmek istiyorsanız, kendi işiniz varsa bile bu eğitimi almanızı öneriyorum. Birinci nedeni bu. Yani bu eğitimi veriyorum. Zaten ona bir bakın. İkincisi de arkadaşlar, acayip bir talep var. Depremden etkilenenlere, özellikle öğrencilerimiz başta olmak üzere ücret almadan seans yapıyorum. Gecemi gündüzüme kattım. Vallahi tıraş olacak vaktim yok. Dolayısıyla bu 2 günü de ben onlara adamak istiyorum. Yani pazartesini. Çünkü salı, çarşamba, perşembe 3 gün 6'şar saat. Yani 2-2-2-2 6 saat ve 4 hafta bunu devam edeceğiz. Buradaki bütün arkadaşları oraya davet ediyorum. İnşallah şifa olur, faydalı olur. Tabii sorularınız varsa düşüncelerinizi de paylaşın. Eğer yok ben o öyle bir şeye girmek istemiyorum diyorsanız size 5-10 tane kitap atmıştım. Onları okuyun. Bu programı bir atlatalım, bu krizi atlatalım. Yani ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. Tabii ki haberdarsınızdır. Benim öğrencilerim var orada çalışan, aktif sahada, sivil toplum örgütlerinde devlet görevlisi olarak. Abi diyorlar, yani hiç televizyonda hiç böyle göründüğü gibi değil buralar. Yüzle, binle çarpın diyorlar. Onun için oradaki mesela dün bir öğrencimizle çalıştık. Öğrenci, YKS öğrencisi. Yani gerçekten dünyayı kurtaracak bir kişi olarak görüyorum. Yani belki birinci bile olabilecek bir öğrenci. İlk yüze kesin gireceğini düşünüyorum. Allah nazarlardan korusun. Dağılmış Maraş'ın göbeğinde. Hiçbir şey yok diyor. Evimiz, barkımız, her şeyimizi terk ettik. Ben biraz bunlara emek harcamak istiyorum arkadaşlar. Siz de hoş görürseniz bu eğitimi salı, çarşamba, perşembe takip edin. Ücretsiz olduğu için gönüllü bir şekilde EFT'yi kendinize, başkalarına uygulayın. Bu da bir girişimcilik hikayesidir. Bence çok işinize yarar. Maddi manevi katkısı yüksek olur. Biz iki dünyalı insanlarız. İlla
dünyevi bir menfaat gerekmez. Bazen de Allah razı olsun der. Ben onu bizzat bir bazı şey, siz de benim öğrencimsiniz. Sizinle paylaşmak bana gurur veriyor. Bir de böyle 10 yıllık, 15 yıllık öğrencilerim var. Yani artık abi kardeş olmuşuz artık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onlarla hep şöyle konuşuruz. Mesela o YKS'ye gidecek arkadaşımız çalıştık. O gözündeki ışıltıyı görmeliydiniz. Seneye bıraktım falan modundaydı. Dedim asla seneye bırakmak diye bir şey yok. Hayatta her türlü zorluk olabilir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terapi yaptıktan sonra öyle bir ışıltı vardı ki gözünde. Ve dedi sırf bu depremi motivasyon unsuru olarak kullanacağım hocam dedi. Bu seanstan öyle bir enerjiyle çıktı ki yani biz ilk 1000 falan konuşuyorduk. İlk 100'e çıkardı hedefini. Dedi belki de birinci olacağım, çalışacağım, söz veriyorum. İnanılmaz bir enerjiydi yani anlatamam onu. Bunu yaşamak mümkün. Bu insanların derdine derman olmak mümkün. Yine bir aile olarak bir öğrencim anlattı. Çok mutlu oldum. 7 yaşında çocuk da var diyor. 4 aylık çocuk da var. 77 yaşında nene de var. 15 kişi aile bizzat çalıştım diyor hocam. Çok teşekkür ederim. Müthiş memnun kaldılar. Çok çok iyi hissettiler. Onun için pazar ve pazartesi derslerini biz salı, çarşamba, perşembe EFT ile birleştirelim diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Değerli insanlar, yazın, gönlünüzden geçeni rahatlıkla yazın. Diyorum ya, birçok fayda düşünüyorum. Bunda hem alırsınız eğitimi, diyelim kendi işiniz var. Şimdi reçel satan diyebilir ki, hocam ben reçel satacağım. Ne EFT'si? Kardeş senin de kendi enerjin artar. Kendi motivasyonun artar. Kendi blokajlarını çözersin. Bolluk bereket seansı yaparsın. Yani EFT'de ne anlatacağımı bilemediğiniz için öyle bir şeyiniz olabilir. Onun için mutlaka böyle bir yol düşünün. Bugün tabii ders yapacağım. Önce bunu bir istişare edelim, sonra derse geçeceğim. Yok derseniz sorun yok. Ben pazar pazartesi dersimi yaparım. Ama var olsun derseniz salı, çarşamba, perşembe size de katkısı olur. Sevabı size de gelir. Birlikte bu yükü sırtlanırız. Çünkü psikolog öğrencilerimiz var. Bazılarını konuştuk ta ilk gün. Dedim ara derneği birlik olduğumuz. Peki gün bugündür. Yani bir kurtuluş savaşı Allah göstermesin yani o günleri. Okuyoruz hikayeleri, bir Çanakkale'yi. Yani çok da farklı değil bence yani. 10 tane şehir, 20 milyona yakın insan etkilenmiş. Her 4 kişiden birinin mutlaka bir kaybı veya bir depremden etkilenen bir kişi var. Biz elimiz ağrıdığında parmağımız, kafamız da ağrıyor, uykumuz da kaçıyor. Gözümüz ağrıdığında ayağımız da ağrıyor. Hani Antep dediğimde Maraş'ta atıyor kalbim, Adana'da atıyor. Neyse her taraf bizim, Osmaniye de bizim. Bence öyle bir şey yapalım, bütün enerjimizi bu işe verelim. Siz de alın. Ya veremezsek kimse ona bir şey diyemem ama mutlaka var. Herkesin ailesinde, çevresinde mutlaka var. Şimdi bizim Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarımız var. Biz birbirimizle bağlantılıyız, haberleşiyoruz. Ben takip ediyorum. Türkiye'de bazı kuruluşların yönetimindeyim. Bazılarının üyesiyim. İnanılmaz bir trafik var. İnanılmaz.
Yani burada yok sana ihtiyacımız yok diyebilecek bir baba yiğit inşallah o, öyle bir durum olur. Yani kardeş siz karışmayın diyebilecek yok öyle bir şey. Yani herkesin zerre miktar iyiliğine ihtiyaç var ve bunu sıkı sıkı yapmak iyi olur. Bunun eğitimini almanızı öneririm. Fikirlerinizi de söyleyin. Yok derseniz, genel kanaat hocam biz bu işe devam edelim derseniz ona göre yaparım. Benim bir tarzım var. Benim kafam iyi olacak. Yani bu da benim tarzım. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bazen kafam iyi olmayınca öğrenci seans için arıyor diyorum ki vallahi hiç kafam iyi değil. Tabii bu iyi olma mevzusunu yanlış yorumlamayın. Hoca ne içiyor? Hocanın kafası nasıl bir kafa? Ne atıyor falan öyle değil. Yani moralim iyi olacak ki ben ruhumu, canımı katayım dersime, enerjimi vereyim ve oradan bir şey çıksın. Ama şu an kafam, gündemim depremle alakalı. Bunun içinde FETÖ'ye çok ağırlık veriyorum, çok önem veriyorum. Gerçek bir eğitim, demo falan değil. Bizzat parasını verenler de devam ediyorlar. Ama halkımıza açtık. Bence onu değerlendirin, çok memnun kalırsınız. Ve biraz emek de harcayalım arkadaşlar. Hani demiş bugün sana, yarın bana. İlla bize bir şey olması gerekmiyor. Hiç olmayabilir de. Ama dünyanın bin bir türlü hali var. Düşmez kalkmaz bir Allah. Mutlaka insanların derdiyle dertlenmek, bir çözüm bulmak lazım. Taşın altına elimizi koymak lazım. Ben şu an inanın hep böyle dua ediyorum. Ha böyle bir taş bile kaldırsa, dünya görüşü ne olursa olsun, kim olursa olsun. Şimdi millet birbirine düşmüş, yok onlar nerede, bunlar nerede, o bu şu. Gün bugün değil. Gün yara sarma günü. Hesap sorma günü gelirse hesabını sorsun. Herkes sorsun. Bence sorulmalı. Yani o inşaatı yapan usta, ona müteahhiti, ona ruhsat veren yapı denetimi, belediye başkanı, meclisi, cumhurbaşkanına varana kadar kim mesulse hesap versin. İnşallah böyle güzel şeylere de vesile olur. Yani herkes bilinçlenmeli ama gün bence bugün o gün. Bugün adam ah diyor. Yani birisini dinledim yine sabah. Yani dinlemek de beni mahvediyor ama işte dayanmak istiyorum. Adam sayıyor, kaybetmiş ya herkes yani. İnsan Allah'ım sana sığınırım. Bizim bir kedimiz kayboldu, aklımız kalktı. Eşimin de benim de günlerce yatamadık gözümüz dışarıda. Anamı kaybettim diyor, babamı kaybettim, iki yavrumu kaybettim, eşimi kaybettim. Abi yani şimdi bu adamın yarasını sarmak için çabalamak lazım veya neyse artık. Benim önerim bu. Şimdi sizi bir dinleyeyim. Hadi bakalım. Hemen yazın. Çete yazın lütfen. Sonra da bugünkü seansın şeyine anlatacağım size. Bugün bir seans yaptıracağım. Evet. Olsun olsun. Teşekkür teşekkür. Harika harika. Katkısı olsun. Tabii size de katkısı olsun. Bu eğitimi aldınız mı ömür boyu bir altın bilezik arkadaşlar. Yani ömür boyu kullanın. Tek şartım karşınıza çıktığında ya ben depremzedeyim veya yani ücretsiz yapın. Benim şartım bu. Yaparsınız yani yaparsınız eminim. Onun dışında para da kazanın. Kendi işinize de kurun. Kendi çocuklarınıza da kullanın. Öğrencilerinize kullanın. Evet. Diyor ki denk gelmezse ne yapalım? Canınız sağ olsun. Denk gelir, merak etmeyin. Denk gelir, hiç merak etmeyin. Dört kişiden biri sıkıntı çekecek, size denk gelmeyecek. Eğer uzayda yaşamıyorsanız, Hawaii'de falan yaşamıyorsanız denk gelir, merak etmeyin.
Evet. Evet, yara sarma zamanı, insana dokunma zamanı. Evet. Size de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ücretsiz. Evet, Neval Hanım. Neval Hanım'ın kendi de zaten etkilenmiş. Çocukluğu, gençliğinin geçtiği yerler bir olmuş. Yapalım, evet. Evet. Sivas. Evet. Eyvallah. Ben sizin de fikrinizi alayım. Yani herkes ortak kanaat olsun. Tabii çoğunluk. Yoksa 220 kişi. Yani. Evet, pazartesini bir ay için bu girişimcilik derslerini Salı, Çarşamba, Perşembe günü EFT eğitimiyle birleştirip sizi yani siz EFT eğitimi almış olacaksınız. Size onu 2500 liralık bir eğitimi hediye etmiş olacağım. Sizden de ricam, isteğim, istirhamım yaralanmış, etkilenmiş, travma geçirmiş insanlara bu bugün olur, bir ay olur, 6 ay sonra olur, bir yıl sonra olur. Yani bu kişilere destek olmanızı istiyorum. Ücret almadan. Bir de fakir fukara ihtiyaç sahibi dul yetim neyse çalışmıyor. O tür insanlara ücretsiz hizmet verin. Onun dışında parası olandan da para alın tabii. Kendinize, eşinize, dostunuza, ailenize, herkese de uygulayın. Evet, Gülbahar Hanım. Halen daha deprem oluyor. Artçı depremler. Az da değil. Şimdi çok da burada gündemde kalmak istemiyorum. Çünkü azıcık da beyin arkadaşlar iki şey beyin için önemlidir. Yani odaklanmak istemediğine odaklandığında o da gündemde kalır yani. Hani bir konuşup geçmemiz lazım. Asıl şey hedefine odaklanmak. Şimdi size biraz çok yani bugünkü dersim bile çok işinize yarayacak. Evelallah. Çok memnun kalacaksınız. Nörobilimden bir ders, nörobilim eğitiminden bir ders ve çok orijinal bir seans yapacağım. Siz kendinize de yapın, başkalarına da uygulayın. Evet. Evet. Evet, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu eğitim arkadaşlar çok yüksek katılım olduğu için şu an için sertifika düşünmüyorum ama bir konuşurum Aytekin'le. Sertifika vermek mümkünse çünkü kim katıldı kim katılmadı 2000 kişi takip edemem ben onu. Dersleri YouTube'a kaydedeceğiz canlı olarak. Evet. Tamam, aykırı bir fikir yok. Genel kanaat evet yapalım modunda. İnşallah şifa olur. O zaman biz gruba zaten atarız ders yapacağımız zamanı. Gruba atarız. Arkadaşlar girişimcilik dersi yapacağız diye. Çünkü bu ders girişimcilik arkadaşlar yani talep oldukça belki bir yılda sürebilir yani. Ben buna bu benim bu yılki ana projem. Her yıl bir proje yaparım, onu gönüllü yaparım, ciddi de bir proje yaparım. Böyle ciddi ciddi emek harcarım. Bu yılki projem girişimcilik. Herkese bir iş fikri kazandırmak, iş becerisi kazandırmak, para kazandırmak, maddi manevi. Evet. O zaman tamam. Aleyhte bir şey yok. Pazartesi derslerini Salı, Çarşamba, Perşembe yapıyoruz. EFT eğitimini bitene kadar yapıyoruz. Evet. Sertifika için söz veremiyorum. Bakacağız. Tamam. Evet. Bir takip çizelgesi çünkü 2000 kişiyi yapmak zor. 100 kişide bile zorlanıyoruz. Yani kim katılıyor, kim katılmıyor öyle sertifikayı da yani dağıtmak imza atıyoruz altına öyle bir sorumluluk ister. Devam edene vermek lazım. Onun için söz veremiyorum. Şimdi bugünkü derse geçelim.
Şimdi her birinize söylüyorum arkadaşlar. Şu ana kadar anlattıklarımız, konuştuklarımız, önerdiklerimiz, önce bir sorularınız varsa onu da alalım. Şu ana kadar anlattığımız, ilk dersten bugüne, şu ana kadar verdiğimiz derslerle ilgili, verdiğimiz kitaplarla ilgili veya işte girişimcilikle ilgili, bizim anlattığımız konuyla ilgili var mı sorusu olan bir çerçeve çizelim. Yoksa bugünkü dersime geçeceğim. Bugünkü dersim her yerde uygulanabilir joker bir seans ve muhteşem bir seans. Yani holding yöneticilerine de uyguluyorum bu seansı, aynı seans. Ev hanımına da uyguluyorum. Derece öğrencisine de uyguluyorum. Herkese uyguluyorum ve çok ciddi sonuç alıyoruz. İnşallah siz de sonuç alacaksınız. Şimdi bu söyleyeceğimi yazın lütfen. Vücudumuzda bizi harekete geçiren hormonlar var. Hepsini konuşmayacağım da hormonların birkaç tanesinden bahsedeceğim. Ya bir şeyi yapmak için dopamin mesela. Dopamin hormonu salgılandığında o şeyi keyifle yaparsınız. Serotonin mesela. Bir şeyi yapmak için özellikle yaparken de keyif almak için. Keyifle yapmak için. Zaten her şeyin şu sözü de yazın lütfen. Ne iş yaparsan yap, aşkla yapacaksın. Sevgiyle yapacaksın, şevkle yapacaksın. Canla başla yapacaksın. Eğer böyle bir tarzın varsa dünya kadar iş yaparsın. İşini aşkla yaparsan dünyayı taşırsın. Aşkla dünyayı taşımak sana çok kolay gelir. Ama eğer aşkla, şevkle yapmazsan işini, o zaman bedenini bile yük taşırsın. Eskiler diyor ki bedenini, cendeğini bile yük taşırsın. Yani yürümen bile yük olur. Oturup kalkman, konuşman bile yük olur. Ve hayat sıkıntılardan ibarettir. Mutsuzsundur. Ne iş yaparsan yap. Para kazansan da kazanmasın. Ama büyük adamların şöyle bir tarzı var. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ben de buna bizzat şahitim. Yani diyor ki hayallerinin peşinden git. Sevdiğin işi yap. Böyle yaparsan başta para kazanmasan bile zamanla para da kazanırsın. Mutlu olduğun işi yap. Hobilerini iş edin. Niye? Çalışmazsın. Habire hobilerini yapmış olursun. Onun için serotonin arkadaşlar bizim hayatımızın en önemli hormonlarından biri. Dopamin en önemlilerinden biri. Ve insanlar bu mutluluğu, bu sevgiyi, bu enerjiyi almak için işte antidepresan kullanıyor. Bu aslında duygularla da olabilir. Bu düşüncelerle de olabilir. Antidepresan alınca yan etkisi de oluyor. Kilo yapıyor, uyuşturuyor, başka şeyler. Biz doğal dopamin, doğal serotonin, endorfin denen başka bir hormon var. Endorfin, enerji. EFT'de buraya vurarak artırıyoruz. Bu arada EFT'nin birinci dersini de yapmışım. Onu bu gruba link atacağım. Şu an size Zoom linki gelen gruba EFT'nin birinci dersini link atacağım. Yarın izleyeceksiniz. Akşam da dersine gireceksiniz. Zoom 500 kişilik. 500'ü geçiyor. 2000 kişi takip ediyor dedim. Orada Zoom'la yetmezse, giremezseniz yarım saat öncesinden atıyoruz. YouTube'dan da
kaydını yapıyoruz. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Ama erken girerseniz Zoom'dan canlı takip edebilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. YouTube'a düşerseniz YouTube'dan efendim şey yaparsanız oradan da soruyu yine gruba yazarsınız. Bir sonraki ders anlatırım. Şimdi endorfin, enerji hormonu. Yine aşkla, şevkle yapılması gereken şeyler. Enerjiniz yoksa, enerjiniz düşükse, efendim yorgunsanız. Değil mi? Önceki gündü. Bir böyle çok acayip yorulmuşum. 6'da kalkmışım sabah. Sabah işte 10, 10.30 falan bir öğrenciyle çalışıyorum. Annesi ısrar etti. Ya diyorum halim yok, perişanım, yorgunum. Hocam bir şey olmaz diyor, bir selam ver. Anlamıyor ya mevzu. Zannediyor ben de sallıyorum. Çocuk demiş ki onun hayrı olsun, şu uykusu akıyor gözlerinden yorgunluktan. Hayrı olsa kendine hayrı olur. Şimdi bazen bu hal, tamam, istisnai durumlar olur, yorgun olursun, ama bir de düşün ki bunu 24 saat yaşayan insanlar var. Bunu 8-10 saat yaşayan insanlar var. Sabahın 7'sinde, 8'inde, 10'unda bir bakıyor, adam böyle tükenmiş. Yürüyüşü bitmiş. Endorfini salgılanmıyor. Mutsuz, yaşam enerjisi yok. Yaşama sevinci yok. Niye? Ulvi bir davası yok. Büyük bir hedefi yok. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Onun için endorfin de gerekiyor. Bugünkü seans bunlarla alakalı. Başka, bu hepinize söylüyorum ve ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar. Bakın, çok net, çok açık yürekle söylüyorum. Benim bu girişimcilik eğitimi niyetim, her kişi, herkes kendi yaptığı işi güzel yapsın ve bundan para kazansın. Maddi manevi kazansın. Önceki derslerde Instagram'ından artırmayı anlattım. Reklamdan ele daha ileriki derslerde bir sürü satış becerisi, bir sürü şey de anlatacağım. İşte araya mevzular girdi. Ama birinci amacımız, ilk ve en önemli şeyimiz, her kimse, ev hanımı da olsa, doktor da olsa, ne iş yaparsa yapsın, bu işten maddi manevi herkesin kendisi kazanmasını sağlayacak bir proje düşündük ve sağ olsun katkısı olan arkadaşlarımız da var. Emine Sevim Keleş katkıda bulundu. Münevver Özcan hocam katkıda bulundu. Çok da ilgili, çok da güzel, faydalı. İlerleyen derslerde de başka arkadaşlarımız da olacak. Seve seve. Burada ikinci amacımız, ben bir iş yapmak istiyorum ama bir ne yapacağımı bilmiyorum diyenlere de fikirler vermek. Benim bir işim var, işte bir ticaretim var, neyse onu büyütmek, ona da fikir vermek. Hepsi için bir fikrimiz, bir çalışmamız, bir emeğimiz var. Önceki derslere bakın. Onunla ilgili sorularınız olursa da yazın bana. Şimdi enerji, dopamin, serotonin, bunlar arkadaşlar herkes için lazım. Her şey için lazım. Yani 7'den 77'ye öğrencisine de lazım. Ev hanımına da lazım. Yani sabah Münevver hocamın sohbetinde dinlemiştim. Eğer sevgiyle yemek yapmıyorsa bir yemek yapan kişi, o yemek aşkla, sevgiyle, besmeleyle yapmıyorsa efendim zehirdir o yemek. Zehirden farklı değildir. Sevgiyle yemek yapılırsa, aşkla, şevkle yapılırsa şifadır. Bir lokması bile. Öyle bir söz söylemiş bir düşünür. Çok beğendim. Enerjiniz yoksa arkadaşlar, hayatı yani ölüler gibi yaşıyoruz demek.
Hani öyle bir şiir var ya. Yaşamadan öldü, ölüler gibi yaşadı. Yaşamadan. Bu sözü eğer ölürken söylüyorsanız, kendinize böyle eyvah ediyorsanız çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Ben kendi adıma söylüyorum. Lütfen kulağınıza küpe olsun. Bu sözümü yazın. Bu çok bence bir yaşam felsefesi. Hayat, keşke yapmasaydım dediklerimiz ve iyi ki yapmışım dediklerimizin toplamıdır. Ve son anlarda o ömür böyle bir film şeridi gibi gözümüzden geçiyor. Böyle zamanlar yaşadınız mı bilmiyorum. İnşallah yaşamamışsınızdır ama bazen de yaşamak lazım diye düşünüyorum. Benim birkaç kez oldu böyle bir ömrüm ölüm anında böyle gözümün önünden belki birkaç saniyede bir ömrüm geçti. O kadar ilginç şeyler gözümün önünden geçti ki veya anlatılmaz yani. Ve bu sözü o zaman çok iyi anladım. İyi ki yapmışım dediklerimiz var hayatımızda bir sürü. Keşke yapmasaydım dediklerimiz var. İnşallah sizin için keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler o kadar az olur ki hiç aklınıza bile gelmez. İnşallah iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler çok olur. O kadar çok olur ki böyle abad olursunuz. Mesela işte Stephen Covey diyor ki etkili insanların 7 alışkanlığında ölümü düşünün ve öldüğünüzde nasıl anılmak istiyorsunuz? O hayata neleri sığdırmak istiyorsunuz? Nasıl yaşamış olmak istiyorsunuz? Biz hem dünyamız hem ebedi hayatımız için hayatımızı doldurmamız lazım. Konumuz ana konu bu değil de başka bir günün konusu. Ama o öyle bir hayat planlamanız lazım, öyle bir hayat yaşamanız lazım ki aşkla, şevkle, coşkuyla, tutkuyla, enerjiyle, sevgiyle olsun. Ne iş yapıyorsanız. İşte bugünkü ders bununla alakalı. Yani size bakan hayat bulsun. Size bakan enerjiyle dolsun. Sizin birkaç kelamınız o insanı ümit var etsin. O insanı coştursun. Onu tutkuyla, coşkuyla yaşamasına vesile olsun. Şimdi bu da neyle alakalı? Endorfin salgılanıyor vücudumuzda. Bir şey onu salgılatacak. Serotonin, dopamin. Bir de oksitosin var arkadaşlar. Önce oksitosinden başlayacağım. Oksitosin. Bakın bu endorfini, dopamini herkes duymuş olabilir. Var mı duymayan? Aramızda duymayan var mı? Duymayan. Varsa bir yazsın. Yoksa sıkıntı yok. Herkes duymuştur bence. Ama oksitosini duyan sayısı çok az. Oksitosin herkesin bildiği bir hormon değil. Oksitosin nasıl çalışıyor biliyor musun? Yani ne demek? En az endorfin kadar önemli. En az dopamin kadar önemli. Hayat memat meselesi. Yani çok önemli bir şey. Hava kadar, su kadar, ekmek kadar kıymetli. Hatta ekmekten daha kıymetli. Ekmek yemeseniz ölmezsiniz. Ama oksitosin yoksa Allah korusun adam intihar ediyor. Yani böyle bir şey azsa veya. Oksitosin şu arkadaşlar. Birinin sizi iyi hissettirmesi. Sarılmak da oksitosin salgılar ama sadece sarılmak değil. Birinin sizi iyi hissettirmesi. Sözüyle, bakışıyla, dokunuşuyla. Onun için mesela bir annenin, bir babanın yavrusunu alnından öpmesi. Şöyle omuzlarından tutup şuralarından aslanım demesi, güzel kızım demesi. Bir patronun veya bir eşlerin birbirine sarılması. Bir patronun veya bir komutanın veya bir devlet başkanının halkına hitap ederken güzel sözleri, bir öğretmenin öğrencilerine hitap ederken güzel sözleri,
Şimdi bunlarla ilgili filmler, kitap izliyoruz, kitaplar okuyoruz. Geçmişim geliyor aklıma. Lisedeydik, meşhur bir hocamız vardı. Keyfi çok iyi olduğunda böyle ayakta asker gibi karşılardık. Hazır ol da bayan bir hocamızdı. Yaşlı da biriydi. Ölmüşse Allah rahmet etsin. Sınıf başkanı hazır ol çekerdi. Öyle herkes asker gibi. Girerdi, keyfi yerindeyse oturun derdi. Kuş beyinliler. Bir giriş daha yani Bismillah derse girdi mübarek. Oturun kuş beyinliler. Ha hocanın keyfi yerinde. Eğer keyfi yerinde değilse artık cehennemden cehennem be. Hoca artık kimden ne hata bulacak da. Şimdi düşünüyorum bazı çocuklar ilkokulda bu tür şeyler yaşamış olabilir. Bazısı annesinden babasından sürekli eleştirilmiş oluyor. Mükemmeliyetçi anne babanın sürekli düzeltmeci tavrı. O kadar çok var ki eşlerin birbirine tavrı. O kadar çok ki. Ve insan oksitosini almadığı için ezik büyüyor. Nefretle büyüyor. Koşulsuz sevgi nedir bilmiyor. Yani koşulsuz sevgiyi bilmiyor. Tepkisi psikolojik sorun. Evleniyorsun bela, boşanıyorsun bela, evlenmiyorsun bela, çalışıyorsun bela, müdürü bela, işçisi bela. Bir de işte üstüne böyle şeyler gelince efendim sarsıntılar insan böyle yıkılıyor Allah korusun. Tersi. Şöyle baktığında bir aşkım dediğinde eşine bir aşk kelimesi bir çıksın böyle bir. Yavrum dediğinde, evladım dediğinde, böyle bir can dediğinde bin tane de bir can çıksın ağzından. Böyle bir gözüne baktığında ya sınavın nasıl geçti diye sorma mesela yavrum. Oğlum günün nasıl geçti kızım? Eşine, hayatına, neyse, işçine, arkadaş, herkes için söylüyorum. Motive edici cümleler, değerlilik duygusu. Büyüsay diye bir kadın vardır. Rahmetli oldu. Düşünce gücüyle tedavi kitapları var. Çok meşhurdu. Dört tane mevzu söyler. Bu tıpta da böyle, psikoterapide de böyle. Sevgi, değersizlik duygusu, onaylanma, kabul. İşte bunları kendimize de başkalarına da yaptık mı? Oksitosin salgılar. Yabancı birine bile sevgiyle bakmak, sevgiyle bir merhaba demek, günaydın demek. Efendim, tabii yanlış anlaşılmayacak şekilde. Şimdi burada böyle bir ülke yani. Yani ayı çıkabilir, eşek depebilir, saksı düşebilir. Yani birine günaydın dediğinizde sapığa bak diyebilir. Bu da başka bir boyutu. Yani ama neyse dengede arkadaşımız, iş arkadaşımız, eşimiz, dostumuz çok önemli. Şimdi bir tane örnek vereceğim. Sonra terapiye geçeceğim. Seansa geçeceğim daha doğrusu. Evet bu kaydediliyor, yüklendi. Bir iş adamı vardı. Adam sekiz milyon lirasını silmiş eski parayla. Şey, yeni parayla. Eski para 8 trilyon. Bu da şimdi çok mevzu oldu. Adam 50 milyar dedi, bağışladım. 50 bin lira demiş. Meğersem Ziraat Bankası 30 milyar bağışlamış. O 50 milyar deyince Türkiye ayağa kalktı. İyi de bir reklam oldu belki ama adam eski parayla dedim dedi. Şimdi yanlış anlaşılmasın. 8 milyon şimdiki parayla silmiş. Ve intiharı düşünüyormuş. Bana geldiğinde hiç bunları anlatmadı. Bana geldi dedi ki Kadir Hoca Erzurum'da bir seni söylediler. Bana ne et et ben iflas ettim. Bu borçları ödemek istiyorum. Hayatta kalmak istiyorum. Biz de çalıştık. Bir yıl çalıştık. Ve aylar sonra bunu bana söyledi. İflas etmiş adam. Bir işe girmiş olmamış.
Eşinin ailesi de çok zengin. Eşinin abisi kardeşini aramış. Demiş boşan gel. Biz sana bakarız. Yeğenlerimize bakarız. Diyor iki evladım var ellerinden öper. Özel okulda okuyorlar. Özel jiple gidip geliyordular okula. Battım her şeyim kayboldu. Bu adamı aramış kayınbiraderi. Demiş ki boşa bacımızı çekmesin seninle. Sen battın bittin. Biz bacımıza bakarız yani. Gelmiş eve. Demiş boşanalım. Kadın demiş ben seni pazara kadar değil mezara kadar evet dedim. Varlıkta yoklukta hastalıkta sağlıkta. Sen kötü bir iş yapmadın. Kumar oynamadın. İçki içmedin. Ben demiş dolma basarım. Yarım ekmek bulursak yarısını yerim. Abim beni 2 yıldır arıyor. Ben boşanmayacağım demiş. Sen neyse ben de o elimden geleni yaparız. Olur. Hayat. Adam bu söz üstüne yaşamaya karar vermiş. Bakın işte oksitosin böyle bir şey. Bana geldi, bana dedi ne yapacaksan yap ben bu borçları vereceğim. Şu an o borçlarını verdi. Çok da zengin oldu bu adam. Yine o hanımını her türlü güzellik yapıyor. Kayınbiraderlerinden çok çok zengin oldu. Öyle bir aşk verdi ki o kadının sözü ona. Bana aylar sonra anlattı. Yani ben şöyle bakıyorum, adamda bir yaşam enerjisi var. Ya bir asılıyor yani, kurtarmaya çalışıyor. Terapilerde falan anlıyoruz yani. Kadının o arkasındaki duruşu. Başka bir şey. Bu illa kadın değil yani. Mevzu cinsiyet değil. Eş mevzu. Diyor ki hocam daha ya biz de dışarıdan bakıyoruz aileye. Gerçekten çok varlıklı her konuda. Ne gördüm ki diyor kadın. Yani lütfen sadece kadınlar için değil, mevzu eşler için. Ne gördüm ki diyor. Diyor ki yani ne gördüm? Hiçbir şey görmedim. Şimdi bu da adamı törpüler yani. Bu da adamı bitirir yani. Mahveder. Başka bir örnek daha vereceğim. Oksitosinden bahsediyorum. Öyle bir motive edici güç ki bir ömür belki enerji veriyor. Uranyumdan daha zengin bir yakıt. Nükleer santralden daha etkili. Bir bakış, bir sevgi dolu bir bakış, bir güven bakışı, bir sevgi dolu bir dokunuş. Yakınlarınızda da olabilir. Dediğim gibi herkese dengeden. Bir adamla çalıştık. Daha doğrusu çocuğuyla çalıştım. Bunların hepsi vaka arkadaşlar. Hepsi gerçek. Karı koca gelmiştiler. Çocukları YKS'ye hazırlanıyor. Çocukla biz çalışacağız ama ben şimdi adamı anlatıyorum. Adamı bir görseniz arkadaşlar. 2-10 boyunda böyle dalyan gibi bir adam. Böyle boylu, poslu, aslan parçası. Efendim ben şimdi adama anlatıyorum mevzuyu. Adam karısına bakıyor. He diyor hanım ne diyorsun olur mu falan. Kadın onay veriyor. Olsun diyor. Efendim adam tamam diyor. Ya çok garibime gitti yani. Böyle bir şeyle çok nadir karşılaşırım. Neyse gittiler. Cuma günüydü seans. Pazartesi günü adam geldi. Vitamin verecektim. Abi dedim şu vitamin de var. Bunu da eklersek çok iyi olur falan. Bir hanıma sorayım dedi. Ben de böyle gayri ihtiyari. Abi dedim her şeyi yengeye mi soruyorsun? Yani hiç alışılmadık bir şey. Yani dedi Kadir Hoca vaktin varsa sen yoğun adamsın. Bir çay ikram et sana bir hikayemi anlatayım işine yarar. Var dedim gel buyur. Dedi ki ben içki içen kumar oynayan çok zalim bir adamdım. Ailem beni çok iffetli, namuslu, tertemiz bir kızla evlendirdiler. Uslanırım diye. 12 yıl karıma çektirdim. Adamın kendi anlatıyor. 12 yıl. İçtim, geldim, döktüm, kırdım, vurdum, sövdüm, hakaret ettim. 12 yıl dile kolay. Bir gün demedi ki elin kırılsın herif. Ben sana bir şey etmedim. Ben sana bir
Efendim zararım olmadı. Ben niye beni dövüyor? Bir gün demedi diyor. Bir gün beddua çıkmadı ağzından. Şimdi hikayenin burası çok önemli. Bir gün diyor içmişim. Geldim diyor. Böyle kendi anlatıyor. Ben de dinliyorum böyle öyle akıcı, öyle enerji yani inanılmaz bir şey diyor. Dövdüm diyor sofrayı falan evi dağıttım, masayı yıktım. Efendim diyor böyle sızmışım diyor Kadir Hoca. Şimdi adam böyle bu noktaya geldi böyle gözleri doldu ama ben de böyle etlerim diken diken oldu. Beni cehenneme attılar diyor Kadir Hoca. Bizzat gördüm diyor. Anlatamam ama öyle bağırdım, öyle bir feryat ettim. Bir uyandım diyor. Bir baktım Allah evdeyim. Efendim sofra dağılmış. Millet dedim hele bakayım ne yapıyorlar. Diyor bir kapıyı açtım hanım yatak odasında secdede. Allah'ım sen hidayet eyle. Allah'ım sen iyilikle ıslah eyle. O an diyor bir söz verdim. Dedim ki bu kadına hizmeti Allah'a hizmet sayacağım. O gün bugündür diyor eşime hizmeti Allah'a hizmet sayıyorum. Ve çok da işte bırakmış içkiyi falan. Şimdi oksitosin bu arkadaşlar. Zor anlarda bile bir sevgi sözü, bir güzel bakış, bir dokunuş. Doğru sen yaparsın bir sırtını sıvazlayış. Evet, şimdi bir tane daha oksitosin söyleyeceğim. Evet. Bundan yıllar önce lisede bir delikanlının annesini çağırıyor müdür yardımcısı. Diyor ki hanımefendi bu çocuk çok haylaz. Bu çocuk okumaz. 13 tane ders var, 11'i zayıf. Beden dersi raporlu. Bir dersten hocası işte eh işte geçirmiş din dersi. Resmi bile zayıf. Resmi bile zayıf çocuğu. Sen bu çocuğu al. Babası da yokmuş bu çocuğun. Al bu çocuğu sanayiye ver çalışsın. Bu okumaz. Bu haylaz. Kadın ilkokulu bile bitirmemiş artık. Okutmamış babası. Evet. Okuldan çıktık. Ben çok kötüyüm. O çocuk bendim. Dedim sen git eve ben akşam gelirim. Akşam da geç gittim. Dedim annem yatsın. Yani hayatımın dönüm noktası. Eve gidene kadar işte okulu bıraktım. Bilmem iş buldum, onu yaptım, bunu yap. Öyle kafamda öyle şeyler geçiyor ki. Eve geldim annem yatmamış geç vakit. Anadolu kadını. Gel dedi buraya gel. O tutturdu beni yanına. Okumayacağım ben dedim. Dedi ki bizim sülalede okuyan yok. Siz benim göz bebeğimsiniz. Ben sizi okutacağım. Döşeğimi satarım okuturum sizi. Biraz da doluyum özür dilerim. Okuyacaksın de. Kesinlikle okuyacaksın. Bugün bana söz ver. Okuyacaksın. Arkadaşlar, ben diyeyim palan döken, sen de Erciyes, öbürü desin Himalaya. Böyle bir güç yok. İşte o gün söz verdik. Ben de okudum, kardeşim de okudu. Ondan sonra söz verdim, 4 yıl boyunca takdir aldım. Mezun olurken okulun onur kolundaydım. 4 yıl boyunca takdir alanları oraya çıkarıyordular. Her dönem, 8 dönem takdirle geçtim. Hamdolsun, şükür olsun. Şimdi bunu niye söylüyorum? Neyse.
gitsin bu şey. İnşallah bazı sözler vardır ki öyle zamanda söylenir ki böyle bir ömrü kurtarır. Bir ömrü ihya eder. Öyle hedefler vardır, öyle amaçlar vardır, öyle kudretlidir, öyle etkilidir. Onun yerinde belki profesör olsaydı bana inanılmaz dersler anlatsaydı o kadar etkilenmezdim. O gün belki 5 dakikaydı. Öyle bir duruştu ki o. Her neyse. Şimdi size yarın bir video atacağım. O videoda da Buster Douglas diye bir adamın hikayesi. Bir boksör. Mike Tyson'la maça çıkacak. Mike Tyson 37 maçında hiç yenilmemiş. Muhammed Ali Clay'dan sonra gelen en büyük boksör diyorlar. Yeryüzünün gördüğü. Buster Douglas'a da diyorlar ki 5 round dayan sana bütün gelirin 40'ta birini vereceğiz. Sana bir ömür yeter. Bu hikaye de çok güzel arkadaşlar. Diyor ki gazeteler işte spor şeyleri yorumlar yapıyorlar. Mike Tyson bunu ilk roundda haşat eder. Videoyu gruba atıyoruz. 552 449 3095 girişimcilik grubuna. Oradan takip edin lütfen. Orada bir videoyu biraz sonra atarım yani dersi bitireyim. Çok etkilendiğim bir videodur. Bu Buster Douglas maça çıkıyor. Videoyu aslında şöyle yapalım. Bir saniye. Neyse anlatayım ben siz videoyu izlersiniz. Şimdi vakti kaybetmeyelim çünkü biraz uzadı. Maça çıkıyor Mike Tyson'la. Abi birinci round, ikinci round, üçüncü round, beşinci round, yedinci round. Lan ne oluyor bu adamın? Dokuzuncu roundda bir yumruk atıyor Mike Tyson. O yumruğu yiyen kalkmıyor yerden. Ve Buster Douglas da düşüyor. Knockout olacak. Ama kalkıyor. Hakem antrenörü diyor o an gong çalıyor. Diyor havlu atacağım. Sen perişansın. Yok diyor. Ben bu maçı alacağım. Kesinlikle havlu atma. Neyse başlıyorlar 10. round. Öyle bir ringe çıkıyor ki Mike Tyson'ı arkadaşlar acayip sarsıyor ve knockout ediyor. Dünyada olmayacak bir şey, efsane. Dünya arsiklet boks şampiyonu oluyor. Ve diyor ki işte spiker nedir, nasıl oldu, nasıl başardın? Arkadaşlar hikayenin arka planı şu. Buster Douglas'ın annesi kanser, hastanede yatıyor. Ve diyor ki oğlum sen bu maçı alacaksın. Bu bazen bir hanımdan gelir, bazen anneden gelir, bazen evlattan gelir, bazen eşten gelir. Tersi de öyledir. Bazen bir tanımadığımız birinden gelir. Bu söz, bu bakış, bu dokunuş. Biz kime ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onun için biz elimizden geleni yapacağız. Evet, annem hayatta. Lütfen dua edin. Allah hepimizin yaşıyorsa ana babalarımızı bağışlasın. Vefat edenlere de Allah cennetine koysun. Sonsuz hayatta birlikte sonsuz neşe nasip etsin. Şimdi annesi basına açıklama yapıyor. Oğlum maçı alacak. Ve Buster Douglas diyor ki ben bu maçı annem için kazandım. Annesi 3 gün önce vefat etmiş maçtan. Ve gözlerinin içine bakmış. Demiş sen bu maçı alacağım ben sana güveniyorum. Sen benim evladımsın ben seni biliyorum. Bunun gibi sözler. Şimdi oksitosini lütfen yabana atmayın. Lütfen. Ve nerede işe yarayacağını bilemezsiniz. Bir tane daha hikaye.
Hikayeler terapinin içindedir arkadaşlar. Dışarıdan bir şey değildir. Gerçek olaydır ve bizzat yaşadığım bir şeydir. İstanbul'da bir büyük bir şirketin iki ortağı var. İki ortak, ikisiyle de çalışmak nasip oldu. Birinin adı Bilal, birinin adı Murat. Yıllardır biz beraberiz. Liseden beri tanışıyoruz. Böyle hikayelerini konuşuyoruz. Biri 2 yaş büyük. Dedi Kadir Hoca bir hikaye anlatacağım sana. Bunda ortağının bile haberi yok. Ya ortağına bile anlatmamış. Bana anlattı. Çok özel bir şey. Diyor ki lisede okuyorum, özel bir lise. Annem Konken Partisi'nde, babam metresinin peşinde, zengin bir ailenin çocuğuyum. Bir sevgilim vardı, terk etti. Eşyalarımı topladım, hapları aldım, intihar edeceğim. Parka geldim diyor, işte suyu, hapı içeceğim, işte neyse bu dünyaya veda edeceğim. Lise. Diyor, bir yandan ağlıyorum, bir yandan kaderime isyan ediyorum. Bir yandan yüce yaratıcıya isyan ediyorum. Bu nasıl bir hayat, nasıl bir ana, nasıl bir baba? Ayağım takıldı düştüm. Gözlerim yaşlı, böyle defterlerim, çantam. Yanıma bir delikanlı geldi. Defterimi topladı. Ya dedi, hayırdır, ne oldu sana? Dedim işte ayağım takıldı düştüm, hele git işine falan. Ya hele gel sana bir su vereyim, bir çay ısmarlayayım. Hele açsındır, bir simit yiyelim. Hele ya seni tanımıyorum etmiyorum, git işine kardeşim. Ya senin bir derdin var, hele bir şey olmaz. O gün diyor biraz dertleştik, rahatladım. Ertesi gün buluştuk, muhabbet ettik, rahatladım. Ertesi gün buluştuk, 3 gün sonra buluştuk, 5 gün sonra buluştuk. Ben okula devam ettim, okulu bitirdim. Üniversiteyi okuduk. Üniversite bitti. O bir yerde çalıştı. Ben bir yerde çalıştım. Sonra ortak olduk. Birlikte bir iş yaptık ve işimiz büyüdü. Adamın hayatını kurtarmış arkadaşlar. Bir çay, bir simit, bir nasılsın? Ya senin bir derdin var. Ya bir anlat ya. Ya bir yani ya yukarı ya bir anlat ya. Arkadaşlar hayatını kurtarmış adamın haberi yok. Haberi de yok. Hep diyor minnettar kaldım. Derin bir saygı duydum. Hep diyor abi saydım. Arkadaşlar kime Instagram'dan hayatını kurtarırsınız bilemezsiniz. Hangi komşunuzun, hangi arkadaşınızın, hangi kimin hayatına ne kadar dokun? Oksitosin bu. Ve buna şu an her şeyden çok ihtiyacımız var. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim seansa. Beyin bunu öyle bir salgılıyor ki en güçlü antioksidanlar veya antidepresanlar bile bunu yapamıyor. En güçlü uyuşturucu bile bunu yapamaz. Bu öyle bir güçtür ki arkadaşlar, dünyaları sarsarsınız. Da bence vakti bu seansın. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapın, o duygusal şey gitsin. O yani kötü bir şey değil, insanız biz, hepimizin yani geliyor yani. Sabah biriyle konuştuk da. Neyse dert çok. Çocuk geçen yıl kazanamamış. Bu yıl kazanırsan kazan, kazanamazsan bilmem şunu yaparım, bunu yaparım. Ya bu gençlerin de arkadaşlar çok sıkıntısı var ya. Çocuk bana açtı, dedi ki abi ben günlerdir uyuyamıyorum. Babam diyor ki sana ne ondan falan filan. Babası diyor ya, herkes haklı aslında. Ama kardeşim ya bu çocuklara, bu gençlere, bu insanlara ya biraz anlamak lazım. Adama dedim ki ne demek okutmayacağım? Yani ne demek? Onun için annemin o duruşu geldi aklıma, böyle bir güç de geldi. Ama güzel şeyler bunlar, çok şükür.
Şimdi sizden isteğim şu. Şöyle bir süpürün, şöyle bir açın, şöyle bir kendiniz için, şöyle bir aileniz için, bir sevdikleriniz için, bir böyle bolluk, bereket için, maddi manevi şifa için. Arkadaşlar şifa kelimesi ihtiyacımız olan bütün kavramları içine alıyor. Şöyle bir süpürün, nazardır, kötü düşüncelerdir, acı, ne bileyim, yani her türlü bizi bloke eden, olumsuz etkileyen, cesaretimizi kıran, güvenimizi kıran, her ne varsa lütfen bir bırakın gitsin auranızdan, bir süpürün gitsin. Bütün her şeyinizden süpürün gitsin. Beni sınırlayan, beni mutsuz eden, sağlığıma zarar veren, ne varsa, ne yaşadıysanız, ne çektiyseniz, bütün ne varsa bıraktım gitti diyorsunuz. Bir bırakın gitsin. Bu son yaptığım seansın içinde bir niyetlenin. Aura temizliği. Kimle çalışırsanız çalışın, bir aurasını temizleyin. Kendiniz için de yapın bunu ve lütfen her biriniz, herkes için söylüyorum. Seans kaydediliyor. Not almaya çabalamayın. Öğrenin, anlayın. Şu an yapın. Bakın şu an akış çok yüksek. Duygular yoğunlaşınca bilinçaltı, benlik çok açılır. İnşallah Rabbim hayrımıza vesile etsin. Benim için, kendiniz için, her biriniz kendiniz için, benim için, sevdiklerim için, evrendekilerin en yüksek hayrı için istiyorum diyeyim. Allah'ım, tepeden tırnağa şifa istiyorum. Buna niyetlendim. Şöyle bu halkımızın, bütün dünyadaki insanların, masum, mazlum, mustazaf, sıkıntıda, gariban, herhangi bir yardıma ihtiyacı olan, desteğe, hepimizin de var. Kim varsa, bakın evrendekilerin en yüksek hayrı için istiyorum dedik. Buna niyetlendik. Ne niyetiniz varsa söyleyin. Şunu başarmak istiyorum. Bolluk, berekete niyetlendim. İstiyorum değil, niyetlenin. Çakralarım dengelensin. Blokajlarım şifalansın. Hatta geniş zaman. Çakralarım dengeleniyor. Blokajlarım şifalanıyor. Hayatıma bolluk, bereket akıyor. Şifa akıyor. Güç, kuvvet doluyor. Bilgim, becerim, yeteneklerim gerçekten muhteşem bir hayat için niyetlendim diyorsunuz. Şimdi gözler kapalı. İsteyen görüntüsünü de kapatabilir. Hiç problem yok. Lütfen seansa verin kendinizi. Lütfen odaklanın. Önce şöyle birkaç kez ya püfleyeceğiz ya köpek soluması gibi böyle birikmiş enerjinizi böyle bir boşaltın. İki üç kez. Sonra elleriniz böyle dizinize bırakın. Hafif şöyle baş parmağınıza basabilirsiniz. Şöyle ayaklarınız tam yere bassın. Oturuyorsanız da bağdaş kurun. Derin derin nefes alın. Burnunuzdan alıyorsunuz nefesi, oksijeni hissedin. Bir ferahlık gelsin. Bu seansı, bu kısmını belki ayrıca Aytekin Bey kaydeder. Kaydet Aytekin, belki ayrıca veya bu kısmı hallet. Yapacağınız şey şu. Baş parmağınızın şu bölgesine basarak uyarıyorsunuz ve derin nefes alıyorsunuz. Burnunuzdan
Oda havasızsa odayı havalandırabilirsiniz daha sonra yaparken. Oksijeni hissedin. Derin ve tam alın. Diyelim 3 saniye alıyorsanız 3 saniye tutun. Elleriniz havada kalmasın. Ellerinizi bırakın dizinize. Tamamen dizinize bırakın. Çok rahat olun. Başınız dik bir yere yaslanmayın lütfen. Ayaklar yere basıyor. Omuz dik, başınız dik. Vücut tam böyle dengede. Omurilik dik, yatarak değil bu. Bu trans değil. Bu gerçekten muhteşem bir çalışmadır. 4 saniye alıyorsanız 4 tutun, 8 bırakın. 3 saniye alıyorsanız 3 tutun, 6 saniyede bırakın. Biraz sessiz kalacağım. Aklınızdan ne geçiyorsa bırakın. Aklınızdan ne geçiyorsa bırakın. Kafamdan geçenleri bırakıyorum. Kafanızı boşaltın. Kafanı boşalt kardeşim. Aklından geçenleri bıraktım. Kafanı bir boşalt. Bir görüntü varsa o görüntüyü, fotoğraf diyelim, soluklaşsın, uçup gitsin. Bir ses varsa olumsuz bir ses. Sessizleşsin. Çevreden gelen ses de olabilir. Araba sesi. Evet. Bırak gitsin. Hiçbir şeyi umursamayın. Hiçbir şeye takılmayın. Dikkatinizi nefesinize verin. Al nefesini, hisset. Bolluk, bereket niyetiniz, şifa niyetiniz, iyilik yapmak, hoş bir sada bırakmak. Her şeye rağmen dimdik durmak. Güçlü olmak, metanetli olmak, sabırlı olmak. Üretmek, sevmek. Kendimizi, başkalarını değerli hissetmek, hissettirmek. Hayatı anlamlı yaşamak, coşkuyla, tutkuyla. Ne niyetiniz varsa niyetlenin. Benim için, sevdiklerim için, ülkem için. Evrendekilerin en yüksek hayrı için istiyorum Allah'ım. Niyetlendim. Allah'ım nasip eyle, ikram eyle, ihsan eyle, lütfen. Kafanı boşalt. Şimdi sessiz kalacağım. Kafamda ne varsa bırak gitsin. Nefesine odaklan. Sessizliğin sesi. Gürültünün içinde bile olsanız iç huzur. Anı yaşa. Anla kal. Dinginleşiyorsun. Sakinleşiyorsun. Huzur. Her şeye rağmen seni ayakta tutan güçlü nedenin ne? Seni harekete geçirecek nedenini düşün. Yaşam amacını. Ve o amacı gerçekleştirmek için aşkla, şevkle, coşkuyla, tutkuyla yaşayacaksın. Sabah kalktığında böyle dinç, dinamik, neşeyle kalkacaksın. Şükürle kalkacaksın. Sonsuz şükür diyeceğin o en iyi hali yakala. O en iyi modunu yakala. O muhteşem enerjiyi yakala. Ve baş parmağına bas parmağına. Baş parmağını güçlendir.
Şimdi görmek istediklerini gör. Duymak istediklerini duy. Yaşamak istediğin güzel şeyleri yaşa. O kadar güzel şeyler yaşamanı istiyorum ki. Hayallerin ve hedeflerin. Kendini gerçekten bütün engelleri aştıracak, bütün zorlukları kolaylaştıracak, bütün ulaşılmazları ulaşılır kılacak. Öyle bir güç, öyle bir enerji yakala ki ve en zirvede olduğunda parmağına tekrar bas, baş parmağına. Acele etme, sakin. Nefesinde dikkatin, an yaşa. Böyle bazı görüntüler gelebilir, bazı hisler. Güçlü bir duygu. Duygu akıldan, mantıktan 5.000 kat daha güçlü bir enerjidir. Dopamin de salgılar, serotonin de salgılar, endorfin de salgılar. Oksitosin de salgılar. Ve şimdi söyleyeceğim cümleyi en samimi duygularımla söylemeni istiyorum. Bas şöyle ben dediğim yere. Bütün samimiyetimle söylüyorum. En saf enerjimle söylüyorum. En samimi duygularımla söylüyorum. En derin benliğimden hissederek söylüyorum. Kendi kendine bunları söyle. Ben kendimi en derinden ve tamamen tam anlamıyla kabul ediyorum. Takdir ediyorum. Seviyorum, onaylıyorum. Kendimi seviyorum. Kendimle barışığım. Alemdekileri seviyorum. Herkesi hakkıyla, dengede. İşimi, hayatı, yaşamı seviyorum. Ne istiyorsanız onu söyleyin. Ve canı gönülden şükür. Sonsuz şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Sonsuz şükürler. En samimi duygular, en saf enerjim, öz benliğimde, en derin hislerim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tam anlamıyla takdir ediyorum. Seviyorum, onaylıyorum. Kendimle barışıyorum, güçlüyüm. Enerji doluyum, yetenekliyim, becerikliyim, cesurum. Neye ihtiyacım varsa evvelallah ona sahip. Şimdi sessiz kalacağım. 2 dakika. Herkes yapıyor. En samimi duygularımızla yapıyorum. En derinlere geçsin. En derin benliğinize işlesin. Oradan o kadar kolay ve hızlı başlar ki değişim. Benim için dediniz, kendiniz için ve alemdekilerin en yüksek hayrı için. Değişime, dönüşüme, başarıya, iyiliğe, güzelliğe, şifaya, bolluğa, berekete niyetlendiniz. Aşmak istediğinizi aşacak güç, yapmak istediğinizi yapacak enerji.
daim olsun, şifa olsun, istifadeniz bol olsun. Hazır olduğunuzda derin bir nefes alın ve güçlü, enerji dolu, coşku dolu bir şekilde gözlerinizi açacaksınız. Bir hazırım diyorsunuz. O duyguyu yürekten söyleyin. Hazırım deyin. Ne yapacaksanız şu ömrünüzün kalan kısmı için gerçekten iyi ki yapmışım dediğiniz şeylerin çok ama o kadar çok olması için hazırım diyorsunuz. Bugün, şimdi, bu an, bundan sonraki zamanın miladı, başlangıcı, muhteşem bir hayat için her şeye rağmen iki, hazırım diyorsunuz, kararlıyım diyorsunuz, şu yumruklarınızı bir yapın, isteyen kalksın, zıplasın, havalara yumruklarını, coşku, ayakları yerden kesilsin. Üç, bir şampiyon duygusuyla, bir kahraman enerjisiyle, o büyük işleri başarmış, o güçlü şampiyonların o en yüksek güveniyle, duygusuyla sık yumruklarını. Dört, coşku dolu, enerji dolu hayata hazırsın. Şimdi burada gözlerini açacaksın. Ve beş, coşku dolu, enerji dolu bir şekilde, coşkuyla, tutkuyla, aşkla, şevkle uyanıp harekete geçebilirsiniz. Uyanın ve harekete geçin. Uyanın ve harekete geçin. Güçlü bir alkışla kendinizi alkışlayın. Bugünden itibaren evladınıza, yani eşinize aşkım dediğinizde böyle aşk çıksın ağzınızdan. Yemeği yaparken şifa çıksın. Sabah kalkışınız şükür olsun. Akşam yatışınız şükür olsun. Bir arkadaşınız telefon açtığında can dediğinizde böyle bin can, o can sözü ona can versin. Öyle bir iş yapın ki işiniz böyle bollukla, bereketle akıp gitsin böyle. Öyle bir devranınız olsun ki, öyle bir hayatınız olsun ki hem dünyanız hem ebedi hayatınız cennet olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın EFT'de görüşelim inşallah. Dersimiz Salı, Çarşamba, Perşembe devam ediyor. Pazar ve Pazartesi bir sonraki habere kadar artık yok. Kendinize iyi bakın. Karşınıza kim çıkıyorsa iyilikten çekinmeyin. Gerekirse yorsun. Hiç önemli değil. Öyle bir iyilik yapın ki o iyiliğin bereketi size zaten dönecek. İsteseniz de istemeseniz. Güzel bir hayatınız olsun. Hoşça kalın.